Tasavvuf, gönülleri Rasûlullah Efendimiz'in gönlüne yakınlaştırmaya çalışan bir manevi terbiye yoldur. Gaye, gönül, kalp âlemi Rasûlullah Efendimiz'in kalbine yaklaşacak. Ona göre duygular derinleşecek, kalpte ufuklar açılacak. Şöyle bir misal verebiliriz buna. Mesela sizler bir üniversite bitirmeden öğretmen olabilir misiniz? Olamazsınız. Tahsili almadan olur mu öğretmenlik? Olmaz. Ya bir tıbbı bitirmeden, kitap okuyarak bir kanser tedavi edebilir misin? Bir hasta tedavi olmaz. Liyakatlı bir öğretmen için nasıl iyi bir eğitim şartsa, makbul bir kulluk içinde manen teskiye ve tasfiye zaruri. Nasıl her derdin bir hocası varsa, bu yolunda hocaları nefsi teskiye, temizlenmesi, kalbi tasfiye olur, rehberlik eden bir hoca durumundadır. Bir denizde yüzerek ilerlemek vardır, bir de ehil bir kaptanın şeyinde rahatça o denizini seyretmek vardır. Yani öyle bir şey, burada bir su birikiminde boğulmamak lazım. Kalp okyanusları açılacak. Yani bir benlik girmeyecek. Terbiye edilecek, enaniyet girmeyecek, merhamet gelişecek. Yani ahlaki vasıfla zirveleşecek. Gaye budur. Rasûlullah Efendimiz'in ahlakına benzeyecek. Bir hasta kendi tedavi edemez. Muhakkak bir doktora gider. Bir hasta bir ilacı hangi dozda ne aralığı kullanacağını bilmez. Kendi kendine ilaç bulmaya kalkarsa zarar olur. Evrat ve eskâr da manevi bir reçete gibidir. Şahsın durumuna göre ehli tarafından verilir. Mesela bir kimse sevap olsun diye kendi mantığıyla orucu 24 saat tutsa sevap olur mu? Olmaz. Mesela Rasûlullah Efendimiz 33 Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a kadar. Hadi ben daha fazla sevap yerim, 40 çeker. 50 çeker olur mu? Olmaz. Bir reçetedir bu. Evrat ve eskâr da bunun gibi hudutlarına, dozajına dikkat edilmezse fayda yerine bazen meczupluğa da götürebilir. Onun için bu usta ehli kimselerden istifademe zorunludur. Nasıl mezhep imamları kitap ve sünnetten alarak ibadet, muamelat, muaşeret ve hususlar tanzim ediyorsa, bu usulün önde gidenleri de kalbi hayatı alakada manevi terbiye usulüne evrat ve eskârı Kur'an ve sünnetin emirleri muktezasınca teşekkür etmişlerdir. Fakat her yolun yanlış insanı vardır. Bu yolu yanlış insan olabilir. Bu yola bir itham getiremez. Çünkü Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz, eğer o kimse kitap ve sünnete uymuyorsa itibar etmeyin, o istidraçtır buyuruyor.